Kalk. Ayak kulakları büyük düşün. Hoppa! Güzel çeşme olmuş. Ama akmıyor henüz galiba daha. Az akıyor. Evet, daha başında bir yerde durduk. Tezlik taraflarında, Tezlik köyü. Dursun Bey'e bağlı. Burada bir çeşme bulduk. Ve Allah razı olsun Fatma Koşan adında bir ablamız, bir yengemiz veya bir teyzemiz çeşme yapmış hayrına. Bin kere Allah razı olsun. Buradan su içtik. Allah kabul etsin. Günümüzde araçların olmasından dolayı belki de çok eskisi gibi çeşme göremiyoruz yollarda. Örneğin Tavşan'dan Dursun Bey'e kadar yolculuğumuzda veya Balıkesir'e şey yok yani. Öyle yol kenarlarında eskisi gibi çok çeşme yok. Neden tabii bilmiyoruz. Belki yeni yollar yapıldığında düşünülmedi. Ve araçlarla gidildiği için belki de. Fakat yapılsa çok güzel olur bence köyler. Evet, bunlar sağlıklı bir şeyler. Üzümler. Yabani kır üzümleri. Kapatla, hadi geç. Ya, olmuş ya. Allah. Hiç böyle kapağım olmaz. Evet, bu havuz dolacak. Sonra da bahçeler sulamaya yarayacak. Tabii sonra güneş enerji sistemiyle çalışıyor. Kalk. Opa! Kır üzümü. Bekle. O buradaki ormanlığa gitmiş hep. Yani Dursun Bey Harmancık arasındaki vallahi ne mevkisi bilmiyorum ama Piri Beylerin üst taraflarında orman komple kazılmış, eşilmiş. Yani o kadar yeşillik alan gitmiş. Çamlık alanlar. Bu arada kaldığı için görememiş bunları.